Merhaba sevgili arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, bugün Cengiz'le daha önce bir video çekmiştik. Hayvanların beslemesiyle ilgili. Çok soru ve yorum geldi. İnekler de yeni geldi. Şöyle bir bu tarafa çevireyim. Bugün onun hakkında detaylı bir video yapacağız biraz sonra. Bu tarafta da hayvan gübresi yüklüyoruz. Traktör orada. Öbür tarafa fide ekeceğiz. Tohum ekeceğiz daha doğrusu. Yeni kapyalar ekeceğiz. Değişik biberlerimiz var. Onları ekeceğiz. Onun hakkında da birazdan konuşacağım da. Ama önce bir şu tarafa gideyim. Bu video, bundan önceki video 20 ineği 5 dönüm reygiras ile beslemek. Bu şekilde yapmıştık. Aşırı talep ve ilgi gördü. Biraz sonra videonun detaylarını da paylaşacağım. Şimdi Cengiz yeni geldi. Hayvanları içeri katmaya çalışıyor bakalım. Dışarı kaçanlar var. Telden içeri girenler tamamdır. Kolay gelsin Cengiz. Bak bir tane dışarıda ha. Onu ben bilerek bıraktım abi, o kızgınlık göstermiş. He, anladım. Şimdi Cengiz bir başlangıç işlerini yapsın. İnekleri getirdi. İçeri kattı. Ve kabloyu bağladı. İş bitti, daha inekler kaçamaz herhalde. Bugün sıkıntı yaşayabiliriz çünkü ineğin bir kızgınlık gösteriyor abi. He, anladım. Onu dışarı kattın işte. He abi. Şimdi makineyi kuracak. Güneş panelini kattı. Akümüz. Akü de küçük motosiklet aküsü. Esas makine de bu. Bunlar hakkında çok soru gelecek. Şimdi biraz sonra hepsini şey yaparız. Toprak abi şey. Biri toprak, biri elektrik. Elektriği buraya bağlıyoruz. Şöyle. Park ediyor mu? Park ediyor. Yani toprağa elektriği bağlayamazsın abi. Nereden biliyorsun, zaten bir kablo gidiyor geliyor. Hayır, burada da var bir tane daha. Şey, bir tane de toprağa elektrik veriyor daha bir makineden. Toprağa da bir tane elektriği yere veriyor. Kablon kısa geldi. Dur, ben şuradan bir düzeltme yapayım abi. Sen düzeltme yap, biz de bu makineye bakalım. Arkadaşlar video biraz uzun olacak. Bütün yorumlara cevap vereceğiz aşağı yukarı. Ha, bir tanesini devirdiler bak. Makinenin şeyi bu. Cihazı yağmurdan koruyunuz. Elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olunuz. Şu anda inekler elektrik var mı yok mu bilmiyor, onun için dokunmuyorlar. Normalde şunun şu somunu var da bu düşmüş. Bunu idaretten bağlıyoruz abi. Bu da topraktan abi. Ha, şimdi anladım. Onu bağlamıyorsun değil mi? Yok, onu bağlamıyorum. Anladım şimdi. Tamam abi, şunu bakalım. Akümüz boş değilse. Akü boş abi. Şey, evet. Panelden direkt alıyor abi. Panelden elektriği alır.
Aküyü de bağladık. Başka düğmesi mi var? Hı hı. Gösterge falan var mı? Yok. Şu an akü boş olduğu için çalışmıyor abi. Birazdan panelden direkt alacağız. Şimdi şuradan bağlayacağız. Biraz paneli yeni kurduk ya. Evet. Direkt şey yapacağız. Panelden alacağız abi. Ses geldi mi? Evet. Bak. Evet, çıt çıt sesleri geldi. Çalışmaya başladı. Şu an elektrik şimdi var. Şimdi ben şeyi anlatayım. Makineyi. Arkadaşlar makine bu. Şimdi iki tane bağlantı yeri var. Bu kablo gidiyor. Çit olarak etrafı dönüyor ama geldiğinde geri makineye bağlanmıyor. Yani şu kablo buradan çıkıyor. Gidiyor. İneklerin etrafını dönüyor. Bu tarafa geliyor ve burada asılı. Yani tek kablo. Öbür taraftaki de bir kablo da şuradan alınıyor. Ve topraklama. Başka bir şey yok. Yani ben şey zannediyordum. Kapalı devre gibi zannediyordum. Gidiyor, geri geliyor, buradan bağlanıyor zannediyordum ama öyle değilmiş. Tek kablo gidiyor, etrafı çeviriyorsunuz bu şekilde. Aküsü boşalmış. Akü de bu. Şimdi direkt panele bağladı. Durum bu şekilde. Birazdan bir bakayım önceki videonun ayrıntılarını bir göreyim. Ona göre çok soru ve yorum geldi. Kolay gelsin Cengiz. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Cengiz işini bitirdi, hayvanlar şeye gitti. Çitin arasına girdi. Kaç gün oldu ona tam bir bakayım. Önceki videoyla bugün arasındaki gün. Şimdi o zaman hayvanlar tam şu anda durduğum yerdeydi. Buradaydı herhalde. Evet abi. Bu süre zarfında 2-3 gün daha bu öbür tarafa o kalan yeri yayılırlar. Birazdan oraya da gideriz. Tarla bitmiş olacak. İkinci kırım oradan şu taraftan geri başlayacak. Şimdi ben videonun ayrıntılarına bakayım. Bu arada Cengiz'den de Allah razı olsun. Kendi numarasını da verdi. Yorumların altında o videoda. Ve herkese olabildiğince yardımcı olmaya çalıştı. Birebir arayanlar da oldu. Onlarla da konuştu. Şimdi şu videoyu ben şey yapayım. Lan dokunma, elektrik var ha. Şimdi bakana kuşlar çarpıyor mu çarpmıyor mu? Hayır abi. Bu çok soru geliyordu. Ben şimdi sorulara gireceğim birazdan da. Şöyle bir bakayım ne zaman yüklemişim onu. Burada internet biraz zayıf. Gittim, biraz 20 Şubat'ta. 20 Şubat'ta o videoyu çekmişiz. Evet abi. Şimdi de 8 Mart, 18 gün. Evet abi. 18 günde... Merhaba sevgili arkadaşlar. Dur şunu bir kapatayım. Bu önceki video. 18 günde tarlanın şurasından yani bir dönümüne kadar ancak yaydırmışım. Bir, bir buçuk dönüm şöyle kadar şey ancak var, yaydırmışım. Kemal abi, ben arada başka yere de götürdüm. 2-3 gün zarfında 3 gün gelmedi. Biz burada sürekli şaşırma yapıyoruz. Buradayız ya. 3 gün gelmedi. 18 gün mü oluyor? 8 gün Şubat'tan 8 günde buradan 16 gün 3 günde gelmedi. 13 gün bu tarafı yaydırdı. Şimdi videonun ayrıntılarına bakalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, 180 bin görüntülenme aldı bizim video. 540 tane yorum geldi, soru cevap şeklinde yorum geldi. 3200, şu an için söylüyorum, 3218 kişi beğenmiş, like atmış, 100 kişi de dislike atmış. Onlar beğenmemiş. Yemci muhtemelen. O beğenmeyenler ya öyle, yemci. Öyle de olmayabilir. O işin esprisi tabi. İşin esprisi. Çok soru geldi, şimdi sana sorulardan başlıyorum. Evet abi. Şöyle yavaş yavaş ineklerin yanına da gidelim. Kapatın, etrafı nasıl gideceğiz ama neyse. Geçen videoda burası, şu tarafta gördüğünüz sarı yer var ya. Burası da aynen öyleydi. Buralar yeşermeye başlamış. Evet abi. Su istiyor. Ya dün şey daha yeni geldi, bugün geldi. Ya dün geldi, bugün geri kapattılar. Bir onarım var. Ondan sonra çok bir... Şimdi hemen başlıyorum. Bir arkadaşımız ne demiş?
Bedava yem sadece fara kapanın altındadır. Bazı şeyler gerçek olmayacak kadar güzeldir. Bana pek inandırıcı gelmedi demiş. Yalan diyenler oldu. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Biz size reygiraz tohumu satmaya çalışmıyoruz. Cengiz size inek satmaya çalışmıyor. Süt satmaya çalışmıyor. Ben de buradan size bir şey satmaya çalışmıyorum. Allah için bunu gördüm. Hoşuma gitti. Ve herkesin görmesini istedim. Ülkemiz bu kadar tarımla uğraşırken böyle bir videonun bu kadar tutulması demek ki birçok insanımız bundan habersiz veya duymuş, detaylarını görmemiş. Tam olarak kaç tane ineğin var? 20 dedik ya. Şu an evde de buzağlarım var. 23-24 tane. Buraya getirdiğin kaç tane oluyor? Burada 1-2 hemen sayıyorum abi. Önünüzde ona da şey dur, fazla hayvan diye. Sen kendin göster evet. Abi. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 tane hayvan var şimdi evet. Burada. Evet. 17 tane hayvan. Tarlamızda kaç dönüm? Ha, özellikle kaç dönüm dediniz evet. Ya benim dikkatimi de çeken biri 40-50 dönümden bahsetti ama şöyle bir görsen abi. Tarlanın ucu bucağı görünmüyor diyorlar ama. Burada 5,5 dönüm falan. GoPro çok geniş çekiyor ya. Aha. Ondan anladım. Da büyük gözüküyor anladım. Olabilir. 5,5 dönüm yer. 17 tane hayvan bilfiil arada evdekileri evet, evet, getiriyor mu? Evdekileri getiriyorum şöyle bir şey. Hani değişiklik olsun diye mesela dışarıda normal bahar çayları var ya onu da yaydırıyorum arada. Evet. Hani bir hafta buraya getiriyorsam bir günde iki günde oraya götürüyorum. Tekrar buraya getirdiğim evet. Oluyor. Şimdi tekrar yorumlara devam ediyorum birader. Yorum çok da belli başlı aşağı yukarı çok beğenenler var. O şey tebrik, diyen arkadaş. Tebrik hani, edenler var. O yalan diyen arkadaş bizzat gelsin görsün buraya. Şimdi onu da diyorum gelip görebilir. Ben de onu gördüm. Bir kişi koskoca bir yalan demiş. Arkasına da 5 tane ne eklemiş. Yani bağırarak söylemeye çalışmış. Dediğim gibi yani yalan diyen arkadaş varsa gelsin görsün bir. Görsün. İkincisi biz size bir şey satma derdinde değiliz. Aynen öyle abi. Yani görün faydalanın ister yaparsınız ister yapmazsınız bu kadar basit yani öyle değil mi? Aynen öyle abi evet. Benim hani bir satış kaygım yok bir şeyim yok. Ondan sonra elektrik konusunda voltaj biz amper var diyoruz ya. Evet. Voltaj var amper yok diyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey. Abi burada sürekli akım yok burada. Saniye. Ya şimdi şunu şöyle biz elektrik mühendisi değiliz. Ya tabii. He. Bu saniyede bir akım geliyor. Çıt çıt seslerini evet. De gördünüz makinede. Yani voltaj mı fazla? Amper mi fazla? Onun bir önemi yok bence. Yani çok önemli. Sonuçta bu işi görüyor mu? Görüyor. Hayvanlara zarar veriyor mu? Yok abi vermiyor. Vermiyor. Hayvanlar başta bir iki defa dokandı mı çarpılıyorlar. Geçen videoda ben de çarpıldım. Cengiz de çarpıldı. Yani zarar verecek şekilde değil. Ama hayvanlar korkuyor. Daha sonra elektriği bağlamadığın zaman bile dokunmuyorlar. Ve hayvanları bu şekilde kontrol altında tutuyoruz. Yani az önce onu çarptı ben gördüm. Bak gördüğü gibi çok ciddi bir şey değil. Ciddi yani. Bir şey değil. Şimdi önemli değil bizim için yani amperin çok olması, voltajın tabii çok canım. Olması. Belki yorum yapan arkadaşlar bizden iyi biliyor olabilir. Elektrikçiler vardır arada. Ama bizim dediğimiz şöyle bir sistem, bir makine. Saniyede bir akım veriyor. Çıt çıt sesleri geliyor. Oradan biliyorum. Ve kuşlara zarar veriyor mu? Vermiyor abi. Bizzat ben görüyorum. Hani asla vermiyor. Bir de yani bu tutmuyor abi. Sürekli akım yok. Çıt edip bırakıyor. Yani şimdi bir de şöyle eğer kuşlara zarar verse şimdi şu yukarıda görüyorsunuz normal elektrik telleri var. Aha, orada kuşlar konuyor elektrik tellerinin üzerine. Çarpmıyor. Çarpması için bir topraklama olması lazım. Bunda topraklama var. Yani hayvan yere basıyor ya. Evet. Yere bastıktan sonra dokanıyor tele öyle çarpıyor. Aynen öyle. Doğru. Yoksa direkt mesela istersen bir test yap be. Yok abi yok. Bu plastik kovaya bassan tutsan bence çarpmaz. Çarpmaz. Çarpmaz evet. Abi. Tabi izolatör katıyoruz hatta şeylere. Bakalım bir bassana. Yok abi yok. Yok vallahi. Şey yine de korkuyoruz yani. Durumlar şu anda elektrik var yani. Bu şekilde. Peki sen maliyetin nedir? Yani biraz detaylı bir video olacak arkadaşlar da maliyetim o zaman merak şimdi ediyor. Şöyle bir şey yapalım. Ben geçen sene kurbanda 4 tane tosun aldım.
Yok yok, şehir. Buraya mı, tarlaya mı? Tarlaya. Abi ben buranın ne kadara tuttum? Burayı 4,5 liraya tuttum. Evet. Vallahi tohumun fiyatı 20 liraydı. He, 20 liraya 30 kilo tohum aldım. 600 lira ediyor. He, 600. Ondan sonra dönüme 30 kilo şey attım. 5100. 30 kilo gübre mi attın? Daban attım abi. 30 kilo, o da 150 kilo ediyor. He. 150 kilomuz da 400 milyon diyelim. O, 5500. 5500. Yağmur yağdığında buraya 2 çuvalda üre attım. 5500. O da 100 kilosu 300 lira diyelim. 5800. Şey buraya 2 tane kobli, 2 kobli, 3 kobli vurdum buraya. Ya onun mazot parası gideceği 200 liradır. Ya ben kiraya çalıştırdım ya, benim traktörüm yok abi. Yani dönümünü 25 liradan sürdürdüm. Tamam, 25 lira 5 dönüm. 125 250 lira. 250 de o. 6050. Vallahi başka da bul, başka da yok. 6 milyar 50 milyon. Yani 6050 lira buranın maliyeti var şimdiye kadar. Evet, bir de yani belki bir iki defa sularsın, yaprak gübresi falan atarsın. Hiç vermedim. Ya yok, ben vermedim. Bundan sonra verir misin? Şimdi şöyle bir şey, hani ben ektikten sonra iki üre verdim ya, bir de yaydığım yere iki de şey verdim, şeker gübresi verdim. Yaydırdıktan sonra gübreyi atıp suluyorum. Ya 6050 lira, hadi diyelim 6500 lira. 6500 lira. 6500 lira, evet. Tarla hariç 2000 lira maliyeti var. Dönüme evet. 400 lira maliyeti var. Evde yem veriyor musun? Evde yem veriyor muyum? Şöyle bir şey. Şu an vermiyorum. Ne yayılma çıkmadığı değil. Yani normal diyelim hayır, bugün ki hayır vermiyorum. Her gün bir ay boyunca her gün getirip götürdüm. Vermem. Hiç yarım kilo da olsa vermem şey de abi olsa, ama bence az bir şey verirse yani bir iyi olmaz mı? Bak şöyle, normalde hani çayır otuna götürürseniz vermeniz lazım. Çünkü hani hayvanı ishal ediyor, şey yapıyor. Evet. Hatta farkındaysan ben oraya götürdüm. Şu an orada bayağı ishal oldu hayvanlar. Burada bu otun şu an hani bayağı kart doldu, kurudu da gerek yok. Gerek duymuyorum şeyde. Ha, anladım. Ama yem vereceğim dönem de olacak. Şimdi tosunları besiye almadan ya yeme bir 10-15 gün alıştırma süreci var. Hı hı. Bir 10-15 gün eve giderken her akşam yem vereceğim, bunları besiye alacağım ya. Ondan sonra bağlayıp kurbana kadar yem vereceğim. Evet. İneklere şöyle de. Ön tarafa da gidelim ineklerin. Abi ineklere ne zaman yem veriyorum? Şimdi atıyorum, benim şurada 2 tane geç gebe hayvanlarım var. Evet. Onlara hiç yem vermiyorum. Ta ki doğumuna 40-50 gün kala süt yemi vermeye başlıyorum. Hani bu da az bir şey. Hem yayılım yani hem sonuçta %100 hepsi bundan demiyoruz. Hayır bizim. Hayır abi %100. Bunun kışlığı şey var, yazlığı var. Onun şöyle hakkında da konuşacağız. Evet. Şu anda burası en gür hali. Yani şöyle dizime geliyor arkadaşlar. İneklerin boyundan da anlaşılıyor. Şu şekilde. Bu daha birinci kırım. Bundan sonra bu ne zamana kadar yedirebilirsin? Sıcaklığın ortalama 30 derece olduğu döneme, yani Mayıs sonu Haziran'a kadar yaydırırım. Ne zaman başladın? Yani abim net olarak Kasım ya, Aralık'ta ay, mıydı? 3 aydır biz buradayız da. Aralık mıydı? Kasım mıydı? Yani, Aralık'ta öyleydi herhalde. 5-6 ayı görüyor herhalde. Görüyor yani, evet 5-6 abi ayı görüyor. Peki bir soru daha, ben daha önce birçok yoruma baktım da şöyle içinden çakak depelemek yazık. Tam sorun. Bu soğuk bölgelerde de oluyor mu? Her yerde oluyor mu? Dur bir dakika, Emrah'a da göstereyim. O da el sallıyor. Buradan hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi yüklüyoruz. Birazdan öbür tarlaya gideceğiz. Kapya tohumlarını ekeceğiz. Onun için de bir video yaparım belki. Abi soğuk Türkiye'nin her yerinde oluyor mu? Oluyor abi. Ama mesela adamlar, ben baktım yorumlara. Şeyde, soğuk yerlerde biraz zayıf kalıyor herhalde. Hayır abi, onun şeye göre mesela atıyorum. Bizim burada Eylül, Ekim'de havalar soğuyorsa onlar biraz daha erken ekip işte sonbahara çok güzel verim elde edebilirler. O zaman yazlık mı ekecekler, kışlık mı? Hani şey, Eylül sonu eğer havalar iyi giderse bir onlar biçerler muhtemelen. Bir biçip ondan sonra baharında ister yaydırırsın ister biçersin, oluyor. Her Türkiye'nin her bölgesinde oluyor. Her bölgesinde oluyor ama burası Çukurova olduğu için burada ben daha ben burayı için konuşuyorum evet abi, ama oradaki verimi evet bilemem. Evet. Oradaki verimi bilemem. Genelde benim bu gördüklerim. Peki bu ip koptu diyelim.
ip bulabiliyor musun bir daha? Var var, zaten çok şey değil. Ucuz hatta mu? Koparmışlar, ucuz. He. Yani 500 metresi mi? 125 lira bir şeydi herhalde. Anladım. Tekrar gidelim o makinenin yanına, biraz da o makine hakkında konuşalım. Ben de telefonu çıkarayım, yine bakayım önemli gördüğüm birkaç yorum olursa onlar hakkında da biraz yorum yaparız. Ama genelde başarılı görüyor. Evet evet, hatta şey, inan yani beni İngiltere'den arayan oldu, Katar'dan arayan oldu, Türkiye'nin belirli bölgelerinden arayan oldu. Elimden geldiğince en samimi şekilde bilgi vermeye Allah çalıştım. Allah razı olsun, sağ olasın. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Hayvanlar niye çok kirli? Evet, zengiz. Onun açıklamasını yapayım. Hayvanlarım neden kirli? Hayvanlara niye bu kadar kirli? Söyleyeyim, açıklamasını yapayım. Yap. Normalde ben bu hayvanlar, şimdi ben birazdan gidip hayvanlarımın altını temizleyeceğim. Evet. Bunlar şu an bundan sonra şey alacağım. Yani bir hafta sonra yazlık arı alacağım. Ben bunun altını aldığım zaman bakın çarpıldı. Ha, gördün mü? Şimdi bu hayvan kızgın. Devam edeceğiz. Bunlar da boğalar. Geçemiyorlar. Burada geçemiyorlarsa demek ki yani hiç demek ki hiçbir yerden geçemezler. Nerede? Hayvanların altını alıyordun. Ben temizliyorum ama bunların sindirimi akşam da devam ediyor. Abi evet. İster istemez üstlerini kirletiyorlar. Bu daha önce mesela dışarıya götürdüğüm zaman böyle ishal oldular. Böyle üstlerine yapıştı. Normalde şu an yıkayamam ben bu hayvanları. Hastalanır. Evet. Hani kısmet olursa bir çekim daha yaparsam öbür çekimde cam gibi göreceksiniz. Hayvanları bir kere yıkayıp yazık ahırı alırım. Bu arada Cengiz'in de bir YouTube kanalı evet, var. Evet, onu da takip onun ederlerse. Onun linkini atacağım. İleri dönemlerde ona da bir destek verin de. Böyle güzel paylaşımları gelecektir Cengiz'in de. Kaç senedir ekiyorsun? Abim yaklaşık 3-4 senedir ekiyorum. Yani ilk defa yaptığım bir şey değil mi? Hayır hayır, ilk defa. Şey, elektrikli çit ilk defa. Elektrikli çit ilk defa. Raygrass. Ya 3-4 yıldır ekiyorum Raygrass. 4 yıldır ekiyor. Şimdi eğer başarılı olmasan eker miydin bir daha? Ekmem. Asla ekmem. Şimdi şöyle bir şey de var abi. Şimdi mesela, demek ki memnun kalmışsın ki ekiyorsun. Yani samimiyetimle söylüyorum. Şu ot olmasa ben hayvancılığı yapmam. Anladım. Yani çünkü hesap ortada abi. Şimdi ben geçen gün ip almaya gittim bu bizim seralara. Orada yemci var. Köylü garajının orada. Biliyorum abi, biliyorum orayı. En çok satan yer ve fiyatı iyi. Evet. Ben fiyat sordum. Evet. Yem çuvalı besi ve süt yemi ne kadar dedim. 115 lira dedi. Evet. Daha önce tamam ben hayvancılıkla uğraşmıyorum ama birazcık da anlıyoruz. Daha yıllar önce 88 miydi 89'da 4-5 tane ineğimiz vardı. Hollanda dediğimiz siyah beyazlardan. Onları biz şey yapıyorduk, besliyorduk. Süt hayvancılığı yapıyorduk. Hayvanlarımız iriydi ama. Şu mesela ortada görünen beyaz var ya, onun gibiydi aşağı yukarı hepsi. Ya da şu bat taraftaki gibi iriydi. Bir çuval yem 4 gün gitmiyordu. Tabii. Yani biz 5 hayvana bir çuval yemi bir günde yetiremiyorduk. Yani bir çuval 4 gün yetiyordu, yetmiyordu. Bir büyük baş hayvan için, süt hayvancılığı yapan için. Şimdi hayvandan kıstığınız zaman, vermediğiniz zaman o da size doğalıyla evet, süt vermez. Biz de 4 güne bir çuval yem veriyoruz. Yani şurada biz 20 tane hayvanım var. Hadi içinde küçükler de var. Evet, iri ufak tabii. Biz 5 hayvana bir çuval düşünelim. Yani 5 güne bir çuval düşünsek. Evet. Senin günde 4 çuval yem alman mı gerekiyor? Evet. 4 çuval yemin senin 415 460 lira. Artı kepeği, kaba yemi. Evet, o da var. Sadece 5, yani onu 500 lira. 500 lira. Yani şu hayvanları içeride eğer 500 liradan aşağı ben yem vererek, sadece saman değil, iyi besleyerek ben 500 liradan aşağı yaparım diyen varsa ona da saygımız vardır ama en az 500 lira vereceksiniz. Ayda bu ne yapıyor? 15 lira. 15 bin lira. Arkadaş sen burayı 6 ay yaydırırsın. 90 bin lira. Doğru mu? Aynen öyle abi. 90 bin lira, sen bunu kaça mal etmişsin? 6500 lira. Şimdi şöyle de bir şey. Abi sen yemin maliyetini hesapladın. Ama hesaplamadığın bir şey daha var. Ben kabasını yani bildiğim kadarıyla hayvancı değil. Değilim. Sağlık anlamında. He.
Ben buna ilk yıl içeride besledim. Evet. İçeride de besledim. Benim onda da mesela içeride beslediğim şeyler var, sıkıntılar. Her bir hayvanımı birer kere tedavi yaptırdım. 3 defa aşı attırdım 150 liradan. 450 bir tedavide ortalama 200 liraydı. 4 sene öncesine bahsettim. 600 lira bir masrafım gitti o zaman. Hayvan başına. Çünkü şey tutmuyordu. Döl tutmuyordu. Çok şükür ben böyle salma yaydığım zaman çok şey döl tutmama problemi kalktı ortadan. Hatta bak şekilde gördüğün gibi canlı örnek. Canlı örnek hani, burada. Kimi diyor işte yem vermesen kızgınlık göstermez. Yok valla arkadaşlar elektrikli çift olmasaydı. Onlar da ciddi maliyet. Hani sizin bir hayvanınızın iki dönem, üç dönem kızgınlık göstermemesi 20, 40, 60 gün diyelim. Evet. 60 gün. Gülüsü günlük 10 kilo süt alsan o hayvandan 600 litre süt kaybın. 600-700 litre bir süt kaybın var. Peki süte geldin ya, oturalım, ayakta yoruldum ben. Yok abi, ben alışım sorun değil. Benim cinsler otur. Ben 3 gündür anam ağladı burada. Allah bu güç kuvvet versin abi ya. Kadar. Şöyle geçelim. Peki süt verimi? Abi süt verimini ben sana şöyle diyeyim. Benim şu an sahalır 4 tane hayvanım var. Evet. 4 hayvandan ortalama dana hariç günlük 50, 60, maksimum 65 litre. 60 litre. Dana dese, hariç. 15 litre. Ama danalar hariç ya. Danaları vermezsem? Yani bu 75-80'ı bulur. Yani 20 litre. Yani 3 aşağı 5 yukarı evet. Peki yem versen, sadece süt yemi versen bundan fazla mı alırız? Hayır. Ya ben alamadım. Şey başkasını bilmem ama çünkü ya daha ben tutup da ya bu da hayvana sen, abi 20 kilo yem yediremem. Yedirmedim de. Ya da senin hayvanın kapasitesi o değildir. Kapasitesi o. Benim hayvanlarım çok kaliteli. Yok, ama yemle doyuramam ki. Şimdi 30 kilo veren hayvan var. Bende de var. Onu şimdi sen şöyle, yemle doyursan 30 kilo alabilir misin? Aldım abi, zarar. Ben zaman, kaç kilo? Yok, zarar değil. Niye zarar değil abi? Niye? Bak, bir çuvalı sen bir hayvana 3 gün yedir. Evet. 115 lira ediyor değil mi? Evet. Kabasıyla beraber 130 lira. Evet. Hadi 150 olmaz. Evet. Yani 140 lira diyelim. Evet abi. 25 litre süt alsa. Evet, ne yapar abi? 4 günde 100 litre 250 lira. 150 evet, lirası hayvanın. Evet. 100 lirası senin. 100 lirası benim, evet. Şimdi bu duruma gelelim. Sütün litresini hesaplamadın ama. 2,5 liradan hesapladın. Evet. Bu durumda kaç kilo süt alıyorsun? 20 litre. Evet. 20 litre süt alıyorsun. 20 litre ne ediyor? 4 gün 80 litre 200 lira ediyor. Evet. Hesabımızda yanlışlık yok değil mi? Ama şimdi şöyle de bir şey var abi. Sen bunu sadece kuru süt yemi olarak hesaplamayacaksın ha. Orada da bir ayrıntı var. Sen buna samanını vereceksin, kepeğini vereceksin. Onu kaba yem olarak hesapladım. Yani 115 lira, 65 artı, lira da olsun 150 lira. Artı bir de şeyler var. Şimdi şeyim, hesabım yarım kalmasın. 250 lira satarsın yem verirsen. Evet. 4 günde. 150'si şeye gider. Yeme gider. 100 lirası sana kalır. Evet. Bu şekilde beslersen 20 litre alsan. Evet. 200 lira eder. Evet. Yem maliyetin buradan beslediğin için 20-30 lira olur. Evet. Bir o kadar da olmaz da neyse, biz 50 lira diyelim. 50 lira mümkün değil de. Yine 150 lira daha karlısın. Evet, ama şöyle de bir şey var abi, ben yemlediğim zaman ya yaptım onu. Nasıl diyeyim sana, hayvanlarda mesela randıman alamadım. Nasıl randıman alamadım? En büyük rahim problemleri oluyordu, tırnak problemleri oluyordu, bağlıydı. Evet. Ondan sonra yani her bir hayvanı 2-3 defa aşılattım, tutturmadım. Yani ben yeme heves etmiyorum. Ya şimdi hani şöyle, dönemsel şu, olarak verilebilir. Dönemsel olarak verilir. Mecbur vereceksin. Yani dönemsel bazen olarak verilir. Kış oluyor, yağmur oluyor. Şunu zaten da, hayvancının stokta mutlaka yemin olması lazım. Şunu da ekleyeyim. Şunu da ben ekleyeyim abi. Şimdi mesela kışın böyle uzun süre yaydırmamın sebeplerinden biri de hani kışla yaz arasında saat farkı var. Hani yazın işte kışın 4'te şey hava kararıyor. Hava kararıyor. Yani biraz da uzun gitmesinin sebebi o, hani kışın farzı bir 3 ay yaydırdıysam yazında 2 ay, 2,5 ay öyle. Yazın 2 ayı, kışın zaten şeyde bunu 3 ayına bezer. Yazın şey yapacağım abi bunu zaten. Haziran gibi Allah'ın izniyle sökeceğiz burayı. Mayıs sonu, Haziran başı gibi sökeceğiz. Sonra ne yapacaksın? Şeyle ya tevkras veya şeker sorgumu ekmeği planlıyorum. Şeker sorgumu. Ya sorgum sudan.
O maral falfayı ne diyor? Maral falfa kısmet olursa Nisan'da çeliği gelecek abi. Sipariş verdik. Ya bana biraz inandırıcı gelmedi. Yok yok. 60 ton çok gelir. Ya. Şimdi şöyle bir şey abi, birebir ben bu şeyde sorgun sudan sorgun melezinde ben 10 tona kadar aldım abi. Doğrudur. Ama düşün yani o sorgun sudan bir hasatta onu 3-4 hasat yapabiliyor. Bölgeye göre değişiyor. Hadi. Ama yani 60 ton öyle basit bir şey değil abi, bir dönemde. Ama şeyleri ya. Yani kardeşlemesi mükemmel. Anladım. Neyse onu yap da onu da görelim onu bari. Onu yalacağım ya. Abi o direkt, kesir. Direkt bir şeye bakalım. Hatta o da şey bayağı sıkıntılı abi. Şimdi o ilk defa bir arkadaş getirdi onu Cihan'da. Şimdi farklı farklı firmalar var. Yani o da sıkıntı. Mesela alacak olan illaki takip eden vardır o. Bu hayvancıların çoğu takip ediyor. Şimdi Maral mesela süt hesabını yapan var. 30 kilo süt yem verip alıyorsan kilosu 2,5 liradan bir hayvancının hesabını yapmış. Arkadaşlar bazen hesap uymuyor. Evet. Yani şimdi bu adam hayvancı, süt işi yapıyor. En basiti eğer bundan randıman almasa 4 sene devam etmezdi. Hesaplar uymuyor. Bir de yılın 12 ayı hayvandan süt alamıyorsunuz. Tabii. Tabii. Kaç ay süt alınabilir maksimum? Şimdi abi benim doğumlar şeydi Şubat'ta doğan oldu. Yani Mart gibi boğaya geçtim. Şundan bir tanesinden hesaplayalım abi. Şundan hesaplayalım. Ya bir tanesinden aşağı yukarı yani öyle çok da net rakam istemiyoruz. Yani ortalama 6-7 ay. 8 ay civarında. Ama şimdi atıyorum ilk verimle son verim de bir değil tabii. Atıyorum ilk doğduğunda alırsın 25-30 kilo süt. Daha sonra 15 kilo. 15 kiloya düşer. Bunu tabii benden değil de büyük çiftliklerden anladım. Bahsediyorum. Bu elektrik kaç volt abi, onu söyleyin bana. Valla biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Ama hayvana zarar vermeyecek şekilde onu gördük. Hayvanlar pislik içinde, bunu söyledik. Açıklamasını yaptı. Açıklamasını yaptı. Ne demiş? Bu muydu video lan? Bir de lan yazmış. İşte. Açtığımız internete emeğe yazıp lan diyor da bizim çektiğimiz emek senin o seyrettiğin emeğin yanında bir şey kaldı. Solda sıfır kalır. Neyse gene terbiyemizi aynen bozmayalım. Aynen öyle abi. Aynen. 5 dönüm reygras 20 ineğe 2 ay yetiyor mu? 2 ay arkadaşlar 5 dönüm 5,5 dönüm 20 ineğe 3 aydır burada yayıyor. Ben bizzat kendim şahidim. Bitmek üzere. İkinci yerlerde bayağı olmuş. Hemen hemen orası kadar olmuş. 2 ay Mayıs'a kadar yayar. Yani 5-6 ay yetiyor arkadaşlar. Renk ne alaka? İnek kör zaten. Renk körü. Evet. Sizin orada dönüm kaç metre? Dönüm burada 1 metrekare arkadaşlar. Şimdi 5 dönüm diyoruz ya, 5 dönüm 5000 metrekare alan ediyor. Onu da söyledik. Şu YouTube'a Türkçeyi öğretemediler. Bize de öğretemediler. Biz böyleyiz arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim lehçemiz bu. Konuşma şeklimiz bu. Mesela şey arkadaşım biri de güzel bir yorum yapmış. Hayvan gübresini de direkt tarlaya bıraktığı için tarlada organik olarak organik maddesi de yükseliyor. Çok harika olmuş. Genel itibariyle yani yorum çok, hepsine tabii kavuşamam ama sorabildiklerinizin birçoğunu derleyip sorduk. Genel olarak yani arkadaşlar seni tebrik ediyor. Evet abi. Yani bize de bu bilgileri ücretsiz bir şekilde çekinmeden direkt söyleyen ve yorumun altına da kendi numarasını atıp da bilmediğiniz konularda ben yardımcı olurum diyen Cengiz kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. İkinci bir husus, videonun başında da söyledim. Yani durduk yerde biz niye size yalan söyleyelim? Biz bundan bir kazanç elde sağlıyoruz. Sağladığımız kazanç hayvanlarımızı beslemek. Yani size ne hayvan satmaya çalışıyoruz, ne reygras tohumu, ne tarla kiralamaya çalışıyoruz, ne süt satmaya çalışıyoruz. Sadece Allah için gördüm. Size merakı olan, ilgilenen, yapmak isteyen arkadaşlara da bir ön ayak olur. Bazen bir düşünceden bir insan yola çıkar ve çok daha güzel yerlere gelebilir.
Bu bakımdan dolayı bunları paylaşıyoruz. Sorulacak çok soru var aslında ama derleyip topladık. Kısa bir özet geçmek gerekirse, bu adam 4 senedir, 5 senedir bu işi yapıyor. En iyi hesabı insan kendisi bilir. Kendi cebine giren, çıkan, onun hesabını kendisi bilir. Demek ki hesabına geliyor. Yemden daha avantajlı. Arada mutlaka yem verdiği de oluyor. Ama yani yapacaksanız böyle bir şey çok iyi olur. Gerçekten iyi olur. Ben hayvancı değilim. Yıllar önce süt inekçiliği yaptık, süt hayvancılığı yaptık. Verdiğimiz yemlerden dolayı pek bir şey elde edemedik. Tamam, yem veriyorsunuz, yarısı yeme gidiyor, yarısı size geliyor ama yılın 12 ayı bunu yapamıyorsunuz. Bir de 3-4 ayınız boş geçiyor arada. O 5 ayda da hayvanı beslediğiniz zaman geriye fazla bir şey kalmıyor. Sadece günlük olarak hesaplanmaz bu. Bir inek 30 kilo süt veriyor. Her inek de 30 kilo süt vermez. 15 ile 25 arasında değişiyor. Ha, büyük çiftliklerde belki veriyorlardır. Yani zaten orada 28 kilonun altına düşeni gönderiyorlar. Çünkü maliyet, ekonomik değeri kalmıyor. Maliyeti çok yüksek. Ama normal köylerde bu şekilde besleyenler ortalaması bence 20 kilodur. 20 kiloyu geçmez. O da ideal. 20 kilo da iyidir ama 20 kiloyu siz 12 ay alamıyorsunuz. Tabii. Bunun 9 ayını alıyorsunuz. Günü birlik olarak hesap ettiğiniz zaman yarısı süte, yarısı yeme gider, yarısı size kalır ama bu 3 ayı da eklediğiniz zaman pek fazla bir şey kalmıyor. Ama bu şekilde eğer bir besleme yaparsanız çok daha avantajlı ve sağlıklı bir şekilde hayvanlarınızı beslemiş olursunuz. Videomuz bayağı uzun oldu. Tamam abi. 36 dakika oldu. Biz de öbür tarlaya gidip şey ekeceğiz. Kardeşim, verdiğin bilgiler için tekrar çok sağ ol. Bu makineyi çok merak ediyorlardı. Yok, bayağı arayan. Ahmet, bir tutsana be. Şu kabloyu bir tutsana. Tabii canım. Lan bir şey oğlum, yapmaz yapmaz. Anan güzel seni. Lan şuraya bas bakalım. Cengiz bir dene Allah için. Abi çok. Lan çarpmaz çarpmaz. Nasıl çarpmaz abi, çarpar. Ya şöyle şuraya tutsan. Yani şöyle şuraya çıksan. Şöyle tutsan bir şey olmaz. Şu an bak, canlı örneğini gördük. Bak durdu. Şimdi uçlar şeye temas etti. Şeye temas etti bak. Plastiğe temas etti, makine durdu. Yok olur mu, uçlar plastiğe temas etti? Evet bak. O bağlantı kopmuştur. Dur, bağlantı. Biz gölge yaptık şeye. He, panele gölge yaptık. Panele gölge yaptık. Aküyü devre dışı çıkardın ya, ondandır. Seni bilmiyorum numarası. Ha bak, çalıştı. Heh. Elektrik geldi. Bu aynı panelin üzerine bir siliver ya. Ne kadar temiz olsa o kadar şey olur. Elektrik daha güzel gelir. Ahmet gel bir dene lan. Bu durdu. Nasıl abi? Çıt çıt etmiyor. Gölge ha, yapıyor. Yok gerçi daha elektrik. Dokunma. Dokunma. Dokun bir şey olmaz. Hah, geldi gene ses. Hı hı. Yani voltajı mı fazla, amperi mi fazla bilmiyoruz. Aynen. Ama iş yapıyor yani. Ya bize önemli olan, biz mühendis değiliz dediğin gibi. Yani biz köylüyüz arkadaşlar ya. Yani bize yarar sağlıyorsa bizim için önemli olan bu. Ama şunu biliyorum, doğaya zarar vermiyor abi. Kuşlara zarar vermediğini kuşların biliyorum. Kuşların hiç konduğunu gördün mü? Konduğunu gördüm abi, sıkıntı yok. He. Gördüm abi, hiçbir sıkıntı yok. Bence toprakla... Abi işte toprakta, aynen öyle. Bak. Bir ucu toprakta, toprağa basıp bunu tutarsan seni çarpar. Lan ben bir deneyeceğim. Abi çalışmıyor şu anda. Çalışıyor. Dur gölge yap. Ha, gölge yapıyor. Bakalım o yürek kimde var lan? Vallahi bende yok abi. Bakalım öldürecek kadar yapmıyor yok, ya. Yok öldürecek kadar. Yok yok. Şey yapıyor ha, çizgi bırakıyor. Yok ben ne çizgi? Tutarım çizgi bırakmazsa. Benim eniştemde de. Bakalım beni... çık şuraya. Tutarım, çizgi bırakmazsa neyine vardır? Ya bir dakika da olmaz. Yok ki. Bir de yanacak o yanacak. Yok, ne yanması? La inek bile dokunur dokunmaz kaç. Bak hele çık hele üstüne. Dokun bakayım hele. Çık. Bas tut bakayım. Lan tut, korkma çarpmaz. Hani diyor ki. Ay hafif ya. Çarpıyor mu? Çok hafif. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Otlara değiyor, oradan alıyor. Kasaya bastı ama ya. Hayır, şurada da otlara da değiyor, doğru. Ama şey gibi değil abi, emin ol yani toprağa bastığın gibi değil. Ama az bir şey çarptı aynı. Ama... Bir daha dene hele. Dur o tarafa geçeyim. Şeyden alıyor abi. Ya, gölge yaptı. Hayır ama. Hayır, oradakinden alır da. He. Kasan alına otlar ayağına değiyor, oradan alıyor. Dur onu sen güneşe al. Ha. Bekle.
bir canlı test yapalım ya. Cengiz bu fedakarlığı yapacak. Yapacağım, evet. Emrah çok dik yaptın. Hadi biraz bak. Yatır. Şimdi arkadaşlar bağlantıyı kopardı diyecekler. Bak bağlantılar yok, yok, da ben, burada. Ben sesini şey yapacağım. He. Bir çıt çıt sesi gelsin. Geliyor değil mi? Bir susun. Geliyor. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Tık tık. Buradan duyuyorum ben. Tamam duyuyor. Tamam. Hadi Cengiz. Bir Ali Cengiz oyunu yap bak. Hafif var abi. Ben bir tutuver zaten. Yok abi var yani. Var var. Var. Ama muhtemelen bak şeyden de toprak alıyor olabilir otlardan. Otlardan. Neyse arkadaşlar. Çarpıyor ama çok az çarpıyor. Yani bu otlar değiyor bu. Ya ondan olabilir. Ama saniyelik akım yani. He. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ben de bir şey video şey YouTube kanalı açtım. He. İsteyenler, merak edenler ben, olursa oradan şey yaparlar. Yardımcı linkini, olurum. Kanalın linkini atacağım. Tamam abi. Bu değerli arkadaşlar Cengiz'in kanalına bakabilirsiniz. Yeni yeni birkaç tane videosu var. Daha önceden de biraz yüklediği var. Bu konular hakkında özellikle şeker sorgunu da ekecek. Evet onu da beraber bir yine bir çekim yaparız. Buradasın zaten. Maral falfayı da ekecek. İnşallah Nisan'da gelecek maral. Onların hepsini göstereceğiz. Video biraz uzun oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.